Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel iki şiş bir örgü modeli yapımını paylaşacağım. Modelim için arkadaşlar şöyle orta kalınlıkta bir ip, 3 numarada şiş kullanıyorum. Herhangi bir lastik yapıp arkadaşlar üzerine modelimizi uygulayabilirsiniz. Bu modeli hırkalarda, montlarda, yeleklerde, bebek örgülerinde berelerde istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar çok güzel bir model ilmek sayılarımız 7 ve katlar olarak başlıyoruz arkadaşlar artı 5 ilmek ben bir kat sıra çift lastik ördüm şimdi modelimizin yapımını anlatıyorum Bismillah. ilk olarak arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz modelimiz 4 sıradan oluşuyor İlk sırasını düz haroşa olarak sıra sonumuza kadar örüp ilerliyoruz. Modelimin birinci sırası düz haroşa olarak ilerliyorum arkadaşlar. Döndüm. Modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. İkinci sırasında da hiçbir işlem yapmadan bütün ilmiklerimizi ters orşu olarak sıra sonumuza kadar örüyoruz. Modelimin ikinci sırasını sıra sonuna kadar ters orşu olarak ördüm. Döndüm arkadaşlar. Modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön tarafa attım. 1 2 3 3 tane ters haroşa ördüm. İpim karşıda. Bakın şurada 4 tane ilmeğimiz var. Şu 4 tane ilmeğimizin şu arkadan arkadaşlar 2 tanesini şime takıp öndeki 2 tane düşürdüm. Tekrar şişime geri taktım. Çaprazlıyorum arkadaşlar. İlmeklerimi arkadan aldım. Şöyle. Şimdi düz olarak örüyorum. 4 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa attım arkadaşlar. 1 2 3. 3 tane ters ördüm. Epeyim karşıda. Bakın şurada 4 tane ilmeğimiz. 1 2 3 4. Şu 4 tane ilmeğin 2 tanesini atlayıp arkadan 2 tanesinden şişimi geçirdim arkadaşlar. Öndeki 2 ilmeğimi düşürüp ilmiklerimi çaprazlıyorum. Tekrar aldım bakın. 1 2 3 4. 4 tanesini düz ilmiki olarak ördüm. İpim ön tarafta 3 tane ters örüyorum. İpim karşıda tekrar şu dört tane ilmeğimin arkadan iki tanesini bırakıp bakın arkadaşlar şu iki tanesine şişimi geçirdim. Düşürdüm. Tekrar şişime taktım ve şu şişimdeki ilmikleri de alıp çaprazlıyorum. ve 4 tanesinde düz olarak örüyorum. Tekrar ipim önde 3 tane ters örüyorum. İpim karşıda 4 tane ilmeğimin ikisini bırakıp arkadan ikisini alıyorum şu şekilde. Bıraktım. Tekrar şişime geçirdim arkadaşlar. Bakın şu şekilde çaprazlıyorum. Ve 4 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpim önde 3 tane ters örüyorum. İpim karşıda 1 2 3 4 4 tane ilmeğim var. Şu 4 tane ilmeğimin arkadan İkisine şişime geçirdim. Öndeki iki tane ilmeğimi düşürüp tekrar şişime alıyorum. Tekrar şimdiki ipler aldım, ilmikler aldım ve düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. İpim önde üç tane ters örüyorum ipim karşıda tekrar şu dört tane ilmimin arkadan ikisinden şimdi geçiyorum öndeki iki tane düşürdüm tekrar şimdikiler alıp dört tane düz örüyorum ilmek tersten alıp arkadaşlar burgu yapıyoruz ipim önde 3 tane ters örüyorum ipim karşıda kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum geçtim modelimin dördüncü sırası ve arka yüzündeyim tekrar ipim önde bakın arkadaşlar ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz 3 tane düz örüyoruz 4 tane tersimiz var. Ters örüyoruz. Üç tane düz örüyorum. İlmiklerimizi göründüğü gibi örüp arkadaşlar bu sıramızı da ilerliyoruz. Modelimin dördüncü sırasında mi göründüğü gibi ördüm arkadaşlar. Üç tane düz, dört tane ters, Sıra sonunda kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. İlk modelimizi kurmuş oldum arkadaşlar. Geçtim ikinci modelime. İkinci modelim için tekrar birinci sırasında bütün ilmikler mi sıra sonuna kadar düz haroşa olarak örüp ilerliyorum. İkinci modelimin birinci sırasında bütün örül ilmikler mi Düz olarak ördüm. Döndüm. Modelimin ikinci sırasında tekrar bütün ilmeklerimi ters arşı örerek örüp ilerliyorum. İkinci sırayı da ters arşı örüyoruz arkadaşlar. İkinci modelin kurulumunu yapıyorum. Modelimin ikinci sırasında bütün ilmeklerimi ters arşı olarak örüp geldim. Döndüm modelimin üçüncü sırasındayım. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim benden tarafa arkadaşlar. Üç tane ters yapıyorum. Bir, iki, üç. İpim karşıda. Bakın bir, iki, üç, dört. Dört tane ilmeğimiz var. Şu modelde arkadan almıştık arkadaşlar. Şimdi bunda önden şu iki tane ilmeğimizi alıyoruz. Değiştiriyoruz arkadaşlar bir yönden bir arkadan her modelde bakın önden aldım iki tane ilmimi düşürüp çaprazlıyorum tekrar ve dört tane düz olarak örüyorum ipim önde üç tane ters örüyorum. ipim karşıda dört tane şu yaptığımız burguyu arkadaşlar öncekinde arkadan almıştık şimdi önden bakın iki tane önden aldım ilmiklerimi düşürüp tekrar şişime geçiriyorum şu şekilde çaprazla hep dört tane düz olarak örüyorum İpim önde üç tane ters örüyorum. İpim karşıda dört tane ilmeğimin şu iki tanesini aldım. Şu şekilde ikisini düşürüp tekrar şime geçirdim arkadaşlar bakın şu şekilde tekrar şime geçirip dördünü de düz olarak örüyorum. ipim önde 3 tane tersimi örüyorum İpim karşıda 4 tane ilmeğimin hemen aynı modeli tekrar tersini yapıyoruz İpim önde 3 tane ters ördüm. İpim karşıda tekrar 4 tane ilmeğimi çaprazlıyorum. Bir önden bir arkadan her modelde arkadaşlar birinde önden çapraz yapıyoruz. Diğerinde arkadan burgu yapıyoruz. Bir önden bir arkadan 3 tane ters ördüm arada. Tekrar şu 2 tane bakın aldım. Şimdiden düşürdüm. 4 tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpim önde. 3 tane ters ördüm ipim karşıda kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar modelimin üçüncü sırası bitti arkadaşlar dördüncü sırasındayım modelimizin dördüncü sırasında ipim karşıda bütün ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz üç tane düz dört tane ters sıra sonumuza kadar bu şekilde ilerliyoruz modelimin dördüncü sırası bütün ilmikler mi göründüğü gibi örüp sıra sonuma geldim arkadaşlar tekrar üçüncü modelin kurulumunda arkadaşlar bir sıra düz bir sıra ters örüp geliyorum önce bakın tekrar bir sıra düz olarak örüyoruz Üçüncü modelimin kurulumundayım arkadaşlar. Bütün ilmiklerimi düz olarak ördüm. Birinci sırası. ikinci sırası bütün ilmiklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimin ikinci sırasında ters oraşı olarak ördüm. Bakın arkadaşlar. Modelimin ön yüzündeyim. Tekrar 1 2 3. 3 tane ters ördüm. 3. sırası modelimin. Tekrar ipim karşıda. Şurada 4 tane ilmeğim var. Bakın arkadaşlar bu burgu yaptım. Bu sefer tekrar arkadan alıyoruz. Bir arkadan arkadaşlar modelimizin birinde önden alıyoruz birinde arkadan alarak modelimizi bu şekilde örüp ilerletiyoruz. İpim önde 3 tane ters mi örüyorum. 3. modelimi kuruyorum arkadaşlar ve 3. sırasındayım. İpim karşıda bakın 4 tane ilmeğim var. Önden burmuştum. Şimdi arkadan vuruyorum çaprazlıyorum. dört tane düz ördüm üçüncü modelimizde bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ben modelimi örgümü biraz ilerleteyim nasıl durduğunu göstereyim sizlere Evet arkadaşlar, modelimi ilerlettim. Bakın gerçekten çok güzel bir model. Şöyle arkasını da göstereyim. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimin yapımı bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.